Tamam. Tabii. Aynen, güzel. İyi düşünmüşsün. Burası A point plan dediğin sıfır noktası mı oluyor? Yani sıfır kod planı mı anlamında dedin? A point plan diye yazma. Yükseklik verilerine göre yaz. Ya da katlara göre yaz. Burası mesela zemin kat planı ise ground floor plan diye yazman daha doğru olur. İşte şimdi o altı noktasına B noktası demene gerek yok. Bunu şey demen yeterli. Altı demen yeterli. Biz bir nokta seçiyoruz. Bu zemin A noktası dememizin sebebi bir nokta belirliyoruz. Buna bir harf veriyoruz. ZA ya da ZB şeklinde. Yani zemin A, zemin B. İki tane bina olsaydı zemin A, zemin B şeklinde diyebilirdik. Tek bina olunca bir yerden kod vermen yeterli. O B noktası ifadesini silmen yerinde olabilir yani. Bir daha ikinci bir kod vermemize gerek yok. O sadece sıfır seçtiğimiz noktayı belirtmek için kullandığımız bir ifade. Bunun dışında birden 18'e kadar yazmışsın ama biz merdivenin numaralarını böyle göstermiyoruz. Bunu yapı dersinde görmüş olman lazım. Örneğini sana şöyle göstereyim. Bitmiş bir projeden yine. Bir açılsın. Bir şeyden ha. Bak, merdiven numaralarını böyle köşelerden yazıyoruz. Tabii. Ya bunu yapı dersinde size göstermiş olmaları lazım. Bak, merdivenin formülü de böyle. Mesela kaç basamak varsa basamak sayısı çarpı rıht yüksekliği tire merdivenin genişliği eşittir kat yüksekliği. Olabilir. Bir sıkıntı yok. Genişlik derken şey kısa kenar anlamında genişlik diyorum. Uzunluk değil. Uzunluğunu büyük yapabilirsin. Uzunluğunu formülde göstermiyoruz zaten. Yani kısa kenar anlamında dedim ben. Kısa kenar da 27'den aşağı olamaz merdiven şeyine göre. Ayak ölçüleriyle orantılı olduğu için en düşük 27 yapılabiliyor. Basamağın kısa kenarı mı? Yapabilirsin ama şimdi şöyle düşün. Mümkün olduğunca hani 50 gibi değil de şunun iki katı gibi düşünmen daha doğru olur. Yani 27'nin iki katı gibi düşünmen daha doğru olur. Neden de insan çıktığı zaman adım atıp öyle merdivene erişmesi. Yani bir adım attım, bir adım attım, yükseldim. Bir adım attım, bir adım attım, yükseldim. Yani bir ritim olması gerekli. Şimdi 50 yaptığın zaman o ritim çok olmuyor. Bir adım atıyor, buçuk adım atıyor. Tekrar ikinci yükselmesi daha böyle. Tabii, istersen 30 yapıyorsun mesela 60 yapabilirsin. 30'da bir adım atar, 60'da bir adım atar, yükselir. 30-30 yükselir, 30-30 yükselir gibi gider yani. Ama o yüzden yani 27-28 veya 30'un iki katı şeklinde planlaman daha doğru olur. Onun dışında bak, bizim giriş noktalarını, binaya giriş noktalarımızı göstermemiz gerekli. Gösterdim mi bilmiyorum. Mesela dükkanlara girişleri, dükkan girişlerini göstermen gerekli. Taşıyıcıları yerleştirmeye başlamışsın. Bunlar güzel şeyler bu arada. Hani ben ama eleştirilerimi söylüyorum ya, şey yapma. Taşıyıcıların ölçüleri doğru değil. 40'a 40 yaptım. Yani 40'a 40 aslında en küçük taşıyıcı ölçülerinden sayılabilir. Doğru. Yani statik hesap yapmıyoruz sonuçta ama aralıkları nasıl yaptın peki? Kaçar metrede bir koydun kolonları? En geniş. Şimdi burada 20 metre geçiyorsun bak. Bu araya da bir kolon ister. Tabii. Yani şöyle düşün. Betonarmede 8 metrede bir. O da 30'a 60 kolonlarda falan böyle şey yaparsın. 30'a 50, 30'a 60 gibi kolonlarda. 8 metrede şey yaparsın. 25-30 santim kiriş sarkıyor işte. Şey, pardon, 45 santim, özür diliyorum, döşemeyle beraber. Yani burada geçtiğin açıklık neyse, mesela şöyle düşün. Bu da not olarak alabilirsin.
Şu geçtiğimiz açıklık ne kadarsa 19 metre 20 metre ya. Geçtiğin açıklığın onda biri kadar kiriş sarkar. Yani 2 metre 200 santimse ne kadar oluyor? Dur. Geçtiğin açıklığın onda biri kadar. 2 metrenin onda biri ne yapar? 20 santim ilave kiriş sarkıtacağım. Ekstra. Yani mesela şöyle düşün. Normalde kiriş yüksekliğin 45 ise şeye gelmiş olacak. Atıyorum 45 ise normalde 65-70 santim gibi falan kiriş sarkıtman gerekecek. Yani o da görüntüyü bozar. Tabii kolon ekle. Araya iki tane kolon getir hatta. Yani geçtiğin açıklığın onda biri kadar kiriş sarkar. Bu tabii şey öngörü. Yani hani statik hesaba girdiğin zaman daha farklı şeyler de çıkar da. Sonra şu geçiş noktalarını falan şey yap. Mesela nasıl söyleyeyim? Şey bir okla falan geçiş yönlerini gösterebilirsin. Mesela bak şurada göstermişsin konut girişini çok güzel. Şunlara biraz daha küçük bir puntoyla yani şöyle göstereyim. Şöyle kopyaladım. Bunu dönderdim. Bunlar şey miymiş? Grup ama. Grubu demek ki kopyalayınca bloklu çalış, gruplu çalışma. Blok biliyorsun değil mi? Yok şöyle yapıyorsun. Blok diyorsun. Bak sana onu da göstereyim. Blok diyorsun. İşte isim veriyorsun. Mesela ne diyelim? Giriş yazı 1 diyorum mesela. Tamam mı? Bu blok oldu şu an. Bunu götürdüğüm zaman da yine blokluğu bozulmuyor. Üstüne çift tıkladığım zaman da bloğun içine girip şuradan çift tıkladığın zaman düzenleme yapabiliyorsun. Buna da mesela dükkan girişi diyeceğim. Tabii hepsi değişir. Ama şey senin bir grubun değişmez. Kopyalayacaksın işte kopyalayacaksın. Fazladan yapacaksın onu. Yeni blok olarak tanımlayacaksın. Şimdi söyleyeceğim sana onu. Dükkan girişi diyelim. Giriş yazı 1'e dedim. Şimdi bu dükkan girişi diye belirttim ya burayı. Bunun biraz puntosunu küçültüyorum. Ne kadar mesela? Hiçbir şey bilmiyorsan yüksekliğine göre %50 oranında küçültebilirsin. Yani 1 bölü 2 oranla çarp demek istiyorum. Mesela şöyle girişlerimiz belli olsun. Dükkan girişleri, her bir dükkan girişine dükkan girişlerini bu ölçekte göster. Ondan sonra VC'lerimizi işlerini de çözelim. Bu arada güzel çıkmış ya. Düzenli çıkmış yani. Plan evet. Ona da bakacağım. Bunun üzerindeki eleştirmeyi bitireyim. Sen notlarını al bunları. Efendim? Bu arada peyzajın da hiç olmamış. Onu da söyleyeyim tekrardan. Rastgele yerleştirme demiştim. Bir düzen olmasında fayda var yani. Tamam. Evet. Sağ sol yön tarif et. Şuralarda mı? Ha şurada.
Şurada mı? Şeyin üstünü de kapatmış oluyorsun. Şununla aynı seviyeye getiriyorsun. Anladım. O zaman üstte kafeteryanın tuvaletleri mi bunlar? Evet. Tamam. Evet. Aşağıda normal halka açık tuvalet gibi, burada kafeteryanın tuvaleti gibi oluyor anladığım kadarıyla. Güzel. Ama şöyle bir şey yapmanı öneririm sana. Şurayı da kapat. Kafeteryaya hani güvenlik açısından burada da bir duvardan giriş olsun yani. Tabii. Bir de kafeteryanın mutfağı yok. Onu da yani self servis mekan olarak şey yapabilirsin, anlatabilirsin. Problem değil ama bir mesela kafeterya çözümlerinde şurası banko bölümü ya. İşte burayı self servis mekan gibi tanımla. Hocaların sorarsa niye mutfak çözmedin falan diye. Self servis mekanda günlük dışarıdan gelir, orada satılır. Starbucks mantığı gibi düşün. Basit kahve, işte bir cimbali makinesi falan çözülebilir yani. Düzenli böyle bir şeye gerek olmaz. Bir küçük kiler yeri yeterlidir yani. O da stok yapmak için belli şeyleri. Aklında olsun. Karşı taraf, ha şurası mı? Tamam. Bunların da işte metrekarelerini yaz. Kaç metrekare olduğunu. Dükkanı da kafeterya olarak belirliyorsan kafe olarak yaz. Tamam. Tamam. Evet. İşte 10 kotunu nerede yapacaksın mesela? Şimdi 10 kotun nereye gidecek? Tamam. Tamam. Şimdi kütle olarak bunun SketchUp'taki 3 boyutuna da bir bakalım. Yani çok böyle hantal bir kütle olmasın. Ona da bir bakalım. Nasıl yapacağız biliyor musun ona bakma işlemini? Şimdi şu planları SketchUp ortamına atacağız. Ben bugün ondan biraz gösteririm, bahsederim. Sıkıntı yok. Orada bir kabaca kütlesine bakmış oluruz. Bunun dışında sana şey diyeceğim. Şu planda görmüş olduğum eksikliklerden merdiven şeylerini söyledik. Rampanın eğimini de göster. Çıkış yönlerini göster. Çıkış yönünü nasıl gösteriyoruz biliyor musun? Şöyle bak, bir tanesini örnek olarak yapayım ben. Bunun tam orta noktasını yakalayamıyorum da. Şuradan yakalayabilir miyim? Ha, yakaladım. Şu çıkış yönünü gösteriyorum. Şöyle bir tane üçgen yapıyorum. Ok yönünü gösteriyorum yani. Ben şimdi düzensiz yaptım. Sen daha düzgün yaparsın. Yani şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralarını yazıyorsun. Şurada da şöyle küçük bir başlangıç noktası belirliyorsun. Bütün merdivenlere ve rampa eğimiyle beraber rampa mesela çıkış yönünü burada göstermişsin. Güzel. Ondan sonra şey yapacaksın. Ha bu ters de gösteriliyor olabilir ya. Buna bir bak. Bunu tam hatırlayamadım ben de. Yani muhtemelen eğimin daraldığı yere doğru mu çıkıyordu? Galiba öyleydi ya. Doğru yapmışsın bunu. Burada eğim yönünü böyle gösteriyorsun. Şu aralara, sahanlıklara da kod ver. Mesela 4 basamakla çıktı, sahanlık kodları da belli olsun. Burası 2.35 mesela. Şurası da kaça denk geliyorsa onları göster. Ondan sonra bunları yaptıktan sonra şurada bak, merdivenler ne güzel yapmışsın numaralandırmasını. Çok güzel. Bunlara formüllerini de eklersin, süper olur. Ondan sonra benzer durum şu merdiven için de geçerli. Tamam. Evet. Yok, güzel. Güzel. Ben beğendim.
Yani bence daha derli toplu olmuş. Sen de fark etmişsindir zaten toparlandığını. Güzel olmuş. Şurada da güzel bir avlu yapmışsın. Burada da bir tane peyzaj şeyi koyabilirsin. Yani şunlardan bir tane ortaya getirebilirsin aslında. Ortada bir ağaç. Tamam. Sen onu bul. Bu arada not alıyorsun değil mi bunları? Söylediklerimi. Tamam. Ona bir bakıver. Bu arada ben de şunlara bir SketchUp'a atayım. Üç boyutlarına ufaktan bir girelim. Sen bir arkadaştan bahsettin. O vazgeçti herhalde. Hiç aramadı da beni. Yok aramadı. Tamam, yok, sıkıntı yok ya. Şey olursa arar zaten. Şimdi şuradan da biz çizimleri bir alalım. Nereye alalım? Bir tane yeni sekme açalım. Bu arada Antet'in ismi Anket değil. Onu yanlış yazmışsın. Antet yazman lazım. Aklımdayken onu da söyleyeyim. Yani bu tarz ifadeler takılan hocalar da olur yani bilgin olsun. Tabii yani dikkat et. Yanlış yazma. O yüzden şu yazılarına falan dikkat et yani. Dur bir dakika. Şunu da bir kaydedeyim. Şimdi arazi neyimini yaptın mı? Tamam, onu al mutlaka. Yoksa senin çizmen lazım. Tamam. Ona bir bakayım. Şimdi bir bakalım. Site plan 1 bölü 500. Vaziyet planı istiyorlar. 1 bölü 500. Güzel. Zaten hazır sayılır. Silüetlerini biraz geliştir. O dediğim şekilde yap. 1 bölü 200 kat planları. Güzel. Onlar da şu an yaptığımız, baktığımız şeyler 1 bölü 200 kat planları. Bir kesit. İki görünüş. Güzel. 3D dijital model demiş. Tamam. Bunların bir modelimiz eksik sanırım. Var mı? Çok iyi. Onu da gönderebilirsin. Bir bakabiliriz. O 3 boyutlu model diyor ama. İşte SketchUp modelini eksik. Bir de kat planlarını geliştiriyoruz işte. Şimdi şöyle yapalım. Bayramda bir yere gideceğim mi gitmeyeceğim mi bilmiyorum ama sen bayramda şey yap. Biraz çalış. Yarın da bir ders yapalım biz. Bayrama öyle gir. Şöyle bayram bittiği cumartesi günü tekrardan jüriye hazırlık amaçlı bir ders daha yaparız. Sonra seni jüriye göndeririz. Yetişir. Ama senin şu bayramı iyi geçirmen lazım. Söyledikle bu ders çok kıymetli. Yarınki ders çok kıymetli. Ondan sonra araya bir 2-3 gün koyalım ki sen de çalış. Her güne ders yapmanın da çok bir şeyi yok yani. Geliştirmedikten sonra. Cumartesi günü de şey yaparız. Olgunlaşmış olur. Ufak rötuşlar yaparız. Yani sen cumartesiye jüriye çıkacak gibi hazır olman lazım. Ya da pazar da diyebiliriz buna. Önemli değil. Tabii, aynen. Postere geçeceğiz.
Ve şey yapacağız. Sen söyle. Planda mesela ufak tefek bir eksiğin varsa sen bana jüri gibi anlatacaksın projeyi. Ben de şunlara dikkat et, bunlara dikkat et falan diyeceğim. Tamam. Bu güzel. Bunu gördüğümüz iyi oldu. Şimdi bunu kapatıyorum ben. Tekrardan dönelim. SketchUp'ta burayı şey yapmamız lazım. Kapatmamız gerekecek. Ya da şöyle yapayım direkt ya. Şu bir. Ondan sonra orijin noktasını değiştirerek çiziyorum da. Şöyle. Şimdi kütle model yapıyoruz. Kütlenin nasıl durduğunu görmek için. Çıkartırız. İşte şimdi o katlar yüksekliklerine göre o kütleyi şey yapacağım, göstereceğim sana. Nasıl bir görünüm olduğuna da bakmanda fayda var yani. Şimdilik şöyle yapalım da. Aşağı yukarı şöyle biraz da şuralardan taşıyor da. Yani hemen hemen böyle bir şey. Ya da şöyle yapalım. Orayı uzatırız. Yo, halledeceğim ben şimdi sana göstereceğim. Tamam. Bura oldu. Şimdi bura birinci şeyimiz, katımız. Şey, giriş kat. Bu ne kadar yükseklikte olacak? Hepsi temelde birleşmiş olacak zaten. Şimdi onu da şöyle yapalım. Şimdi şu merdiveni bir çizmemiz gerekli. SketchUp'ını geliştiriyorsun, değil mi? Evet. Bir de ARCHICAD göndereceğim sana. Planlarını onda çizmeye çalış. AutoCAD gibi de daha basit hatta. Biraz kurcalarsan öğrenirsin. RT yüksekliğini kaç almıştın? Ya, yani. Evet. Büyütmedik. Muhtemelen. Nasıl yapalım o zaman? Bir ölçüyü kontrol etmemiz lazım. 81 metreydi şurası galiba, değil mi? Nere? Ha, şuradan. 0,8. 100 kat büyüyecek bu. Nokta 15 olmuyor mu? Yanlış mı yapıyorum ben? Bir şu ölçüye bir bakayım da bir dakika. 15 santim bu kadar
büyük olmaması lazım. 8 metre daha büyüyecek bu. 10 kat daha büyüyecek. Şimdi doğru olması lazım. Aynen 80 metre. Güzel. Şimdi burayı çizdik ya. Ne yapıyoruz? 0.15. Şöyle hizaladıktan sonra üstüne çift tık yaparak kaldırabilirsin. Bozulursa en son ki yazdığın değere göre şey yapabiliyorsun. Hizaladım, çift tıkladım, yaptı. Şey 0.15 olarak yapacağım pardon. O bazen yanlış yapıyormuş. Mesela şu an 1.6 yaptık, 0.15 dedim ya. Şu hizalayıp 0.15 yazıp enter diyebilirsin pratik şekilde. Şuraya da 0.15 diyeceğim. Şimdi şurası da 0.15 olacak. Şurası da 0.15 olacak. Şimdi onu da göstereceğim. Merak etme, şu an binayı kütle olarak modelleyeceğim. Oradaki rampayı da şöyle yapacaksın. Şu sahanlıkla şu sahanlık aynı olması lazım zaten. Tamam mı? Bunu aynı yap. Ya da şuradan itibaren aynı olsun en azından. Seçemedim. Geldim. Tamam. Şura bir. Ondan sonra şurayı şöyle birleştireceğim. Şuradan bir yükseleceğim. Nereye kadar? Şuraya kadar. Onu da buraya birleştireceğim. Evet. Evet ama bir dakika. Şöyle. Olmadı. Çünkü yükselememişiz bak. Heh. Sonra buradan yan tarafa doğru şöyle yapacağız. Tak rampamız hazır. Eğimi muhtemelen sağlamıyordur. Kontrol ettiğini zannetmiyorum ama %7, %8 eğim yapabilirsin. Hocalarım çok fark etmeyebilir %7 diye düşünüyorum ama. %16 eğim yüksek. Engelli çıkamaz birinin yardımı olmadan. Tabi. Onu söyleyeyim sana. Tabi aynı. Aynı. Merdiven de aynı hizada olmaz yani zaten. Merdivenden büyük olur. Ama ben çok dikkat edeceklerini zannetmiyorum. Şuraya en azından böyle gidersin. Uyarırlarsa finale toparlamış olursun. Yaparsan iyi olur. Ama tek derdimiz bu olsun yani. Ondan öncesinde daha ciddi problemlerimiz var. Şurayı şöyle yaptım. Bak, merdivenlere. Önce arazinin topografyasına uygun olacak şekilde şunları çiziyorum. Çünkü topografya bizim için önemli. Bina havada durmayacak sonuçta. Oturacağı zemini... Efendim? Sen tabii ki onu alman lazım arazinin eğimini ki yani bunu içine oturttuğumuz zaman o şeyi görmemiz gerekiyor. Tekrardan 0.15 yapıyorum. Şurayı komple geldi. Şuradan keseceğiz. Ve şuradan keseceğiz. Şey mi? Gri tonlu gibi gözüküyor. Onun sebebini ben de bilmiyorum. Bazen ön yüz, bazen arka yüz olarak çiziyor. Çizdiğimiz yönle alakalı muhtemelen.
çizdiğimiz aynı yönle alakalı bir şey de anlayamadım yani, ben de tam bilmiyorum. Bazen öyle, bazen böyle yapıyor. Şu an default materyalde zaten. Default materyalin ön yüzü beyaz, arka yüzü şey olarak gözüküyor. Gri olarak, böyle mavi olarak gözüküyor. Yani bunları seçip reverse face yaptığın zaman şurada tekrardan beyaza döndürür. Da çok mühim değil yani zaten. O kadar şey. Kötü görünüm diyorsan hepsini seçip bir renge boyayabilirsin yani. Tabii. Aslında en iyisi başlangıçta modellemek de. Şey, başlangıçta renklendirmek de. Çünkü nereye ne yapacağını da görmüş olursun. İyi de olur aslında. Şunu yapamadık. Şöyle yapalım. Evet, ama şöyle yapacağız. Bunu. Bunlar da ufak tefek hileler diyelim. Şöyle şuradan keseceğiz. Şöyle emin değilim. Bakmamız lazım. Yani yüksek yani. Genel olarak eğimlerin hep yüksek. Tabii. Dediğim gibi ya, kriterimiz bak nasıl yaparsın biliyor musun? Şunu 2 metre 49 santim biliyorsun. Ne kadar yükseliyorsun? 75 santim. Şöyle 0,75 bölü 2,49. %30 eğimli. Tabii. Yani öyle şey gibi görme. Merdivenle aynı hizaya getirdiğim için. Ha, çok problem edeceklerini zannetmiyorum hocaların da. Bence. Belli de olmaz yani. Çok ihtimal vermiyorum ama ben. Evet, bu rampayı da halletmiş olduk. Tamam mı? Sonra şurayı da bitirdik. Evet. Şimdi o aşağılarda bodrum olacak. Yani mecburen. Yok, alt yükseldiğimiz tarafların altı şey olacak. Şimdi sen burayı da yükselteceksin. Şurası senin zemin katın, şuradan başlayacak. Bir dakika. Aynen. Şu hizadan başlayacak. Onun altı bodrum. Pardon. Orada değil. Şuradan başlayacak. Yanlış söyledim. Nereye kadar mesela? Geldik. Kütlemiz şuraya kadar gelecek. Giriş katım bura. Şu aşağısı su basman gibi olacak. Bodrum ışığı pencerelerini buradan açacaksın. Tamam. Ondan sonra şu mesafe yükselecek. Şurada ikinci bir ayrımımız var. Burayı şöyle çizeceğiz. Olabilir. Çarşının ışıklarını da oradan açabilirsin. Doğru söylüyorsun bak, mantıklı. Yani bodrum derken bodrumda ne varsa işte zaten onu kastediyorum ben. Mantıklı. Bak burada mesela kurtarmadı. Gördün mü? Buranın şeyi, mesafesi şuradan olması lazım. Heh. Şöyle olacak. Yüksekliğini gördük şu an. Sonra sonuncusu da yükselecek. Onu şu merdiveni çizince belli edeceğiz.
Şimdi burayı da çizelim. Şu orijin belirleme şeyini kullan. Şu komut. Bu ekseni değiştirir. Bu senin için çok kolaylaştırır yani. Böyle üzerinden çizebilirsin benim yaptığım gibi. Mesela ben bu komutu aldığım zaman işte şuraya hizalayarak bir çalışma yapmak istiyorsam bu çizgi yani eksenimi böyle belirliyorum orijin noktamı. Orijini belirlemek büyük artı sağlıyor. Şimdi bak şöyle düşün. Şimdi mesela şu kareyi doldurmak istiyorum diyelim. Bunu böyle çizebildiğim gibi şöyle de yapabilirim direkt. Mesela ekseni alıyorum. Şu hizadan çiziyorum. Sonra dikdörtgeni direkt bu eksende çiziyorum. Daha kolay oluyor. Yoksa şimdi bak şu eksene tekrar geldiğim zaman burada şöyle istediğim gibi dikdörtgen çizemiyorum. Ekseni belirliyorum. Nedir mesela eksenim? Şura. Çift tıkladım geldi. Bak gördün mü? Şimdi yapabildim orada dikdörtgeni. Ya bu da işini çok kolaylaştırır. Böyle çizim üzerinden yapmanı sağlar yani. Rahatlatır. Okulun eğitimi nasıl? Beğeniyor musun? Okulun eğitimi. Çok üzerinize düşmüyorlar herhalde. Sen şu an 4. sınıfsın. En azından yani bunu fark etmen de güzel. Kendini geliştirirsin en azından. Geliştirmen gerekli yani bu işi yapmayı düşünüyorsan. Bunu tam ortadan böleceğim. Hallettik. Şimdi burada en üste kadar gelecek. Evet. Şimdi buralar, burayı neyle dolduracaksın işte o önemli. Ya bak burada şey de olabilir, kat yüksekliğini büyük de yapabilirsin. Ya mesela kafede falan güzel olur, asma katı da var ya. Ya bura 6 metre yükselebilir bence. Şu arayı da mesela kat bahçesi gibi değerlendirebilirsin. Bura mı? Şimdi 3 metre mi kat yüksekliğimiz bizim genel olarak? Kaç metre yaptın kat yüksekliğini? Kafede kaç mesela? Bak 5 metre kafeyi yaptım şu an. Sıfır zeminin üzerinden. Tamam.
4,5 mu 5 mi karar ver. Şunla. Tamam. Ne kadarmış bakalım. 3,90 gözüküyor şu an. 3,90 yapmışız. 4 metre. Şura ne kadar oluyor? Şurayla beraber 6 metre. Ama burada kafenin kullanılabilir efektif alanı 3,90. Şu aşağıyı kullanamıyorsun yani sonuçta. Yukarısı, ha üst katı da var. Üst katı ne kadar? Dört metre, tamam. Nasıl yükseliyor? Ha şura eğimli geliyor. Şuradan mı kesiliyor mu? Tamam. Şöyle mi? Ha şey şöyle yapıyorsun. Şurayı uzatıyorsun. Anladım. Şöyle. Tamam. Şöyle mi oluyor? Anlamadım. Sen onu revize edersin. Sıkıntı yok. Evet. Ha şey anladım. Şöyle diyorsun. Evet. Yaptığın çizim bu şekilde şu an. Bu çıkmaları buradan da yapabilirsin. Ya da tek taraflı olsun. Tek taraflı olsun. Tamam. Çok şey yapmayalım. Karıştırmayalım. Nerede? Şurada. Tamam, içine girmiyoruz. İçinde gördüm. Şey, içini yapmıyoruz. Dışını yapıyoruz şu an. Şurada şimdi buradan itibaren ne kadar yükselecek? Kaç metre? Şuraya kadar geliyorsa 4 metre. 0'a 0 hizalı olacaksa. Tamam. Sonra burayı yaptık. Burada düz zemin olacak. Şöyle. Şuradaki rampayı yapmıyorum artık. Ya da yapayım mı? Anladın sen orayı. Çok şey yapmayalım. Bak burada şöyle bir duvarlaşma oluyor. Gördün değil mi? Tabii çarşıya giden kısımda. Mesela çarşı kısmını da bir modellemek lazım aslında da. Şöyle düşün. Şurayı şöyle birleştiriyoruz. Kapattık burayı. Burada böyle bir şey görecek. Burayı mesela komple cam yapacağım. Aşağı kısmı ışıklandıracağım mesela. Yine şu kısımlarda da zaten alt katta biz nereyi demiştik? Şurası galeri boşluğunda bir. Ya mesela burada şey yapabilirsin bak şu yarısına kadar zeminde yani çarşının zemininde yükselen basamaklı bu duvarı da sinevizyon yapan bir amfi yapabilirsin bak. En çarşının dibinde. Bir sinema, açık sinema alanı, yarı açık sinema alanı gibi. Şurayı da perde olarak kullanırsın. En altta, -420 kotunda. Çok temiz bir konferans alanı çıkar orada. Bence değerlendir onu. Sonra şurayı yükselteceğiz.
Ama burayı yükseltmeden önce merdivenlerini yapmamız lazım. Dur, şunu da bir alalım şöyle. Şunun hizasına getirelim. Burada yükselecek böyle bir kat olacak burada. Alt katta ne olacaksa artık. Otopark mı oluyor bura? Yo, üstten başlıyor. Şuradan hizalayacağız. O 10 kotunda şu an dur. Bir dakika. Dur. Şimdi şuranın 6 kotunda otopark var değil mi? 6 kotuna kadar. He? Şurada 2 tane otopark var. 2 katlı. Evet. Bunun üzerinde kaç metre yükseklik yapıyoruz? 4 metre bir kat çıkıyoruz. O da 4 metre. Tamam. Şimdi bak. Burada nasıl bir eksiklik var biliyor musun? Şu cephen komple kör kalacak. Şu cephen. Çünkü toprak altında kalıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Dur bakayım. Kalıyor mu acaba? Kalmıyor. Kalmıyor evet. Tamam kalmıyormuş. Şöyle. Evet. Doğru öyleymiş. Bak burayı böyle yaptık. Sıkıntı yok. Şu ekseni bir daha belirleyelim. Tamam. Şimdi şimdi buraları çiziyoruz. Aynı mantık. Sonra şuraları da çiziyoruz. Daha 3 boyutun kütlesini yapıyoruz. Cephesini yapmıyoruz. Kütle hareketi olarak değerlendireceğim. En son bir kütle çıktıktan sonra. Evet, bu da tamam. Tamam. Tekrar 0.15'ten başlayarak yükselmeye başlıyoruz.
Tamam. Şu kısmı şimdilik şuraya kadar çizeyim de. Tamam. Şöyle yine şuradan kapatalım. Şimdi sana biraz ödev vereceğim ben bugün. Ama ödevleri şeye kadar, pazara kadar yapman lazım. Şöyle. Şimdi şurayı da tamamlamış olduk. Büyük ölçüde şey bitti. Ya biraz geçiyor da. Onu zaten şunun kalınlığını da ayarlarız oradan. Şöyle yaparız, sorun çözülür. Şurada büyük oluyor da. Bir basamak daha ister herhalde. Nasıl olacak? Şöyle yapacağız. Tamam. Yani bu şekilde yapabilirsin. Rampalarda eğimleri büyük. Şöyle yapman da olabilir aslında. Tek seferde şöyle bir rampa mı yapsan acaba? Onu bir düşün. Aralara tabii gerçi sağını koyman lazım. Şu sağanlıkları bir yapalım. Sonra şurada bir sahanlığımız var. Şurada bir sahanlığımız var. Bir tane de şurada var. Bunları da ilgili yerlerine çıkartıyoruz. Evet. Şimdi direkt şeyle kapatacağız. Şöyle kapatabiliyoruz mu? Yok. Ha, oluyor. Güzel. Ben şöyle yapayım da şimdilik. Pratik olarak.
Burayı kapatmıyor. O zaman şöyle yapacağız. İç hafıza kalsın. Öyle mi? Alsan çok iyi olur. Çok iyi olur. Yani ama biraz dolu git. Bu akşam çalış gece. Yani en azından planların, konuştuğumuz detaylarını falan yap. Ondan sonra gidersen çok da güzel olur. Şuradan yükselecek de neyse onu göstermeyelim şimdi. Ya da gösterelim elimizdeymiş ki. Şöyle. Ya işte kod farkından dolayı merdiveni tam hesaplamamışsın. O yüzden böyle bir boşluk çıkıyor. Neyse şimdilik böyle dursun da sen onu revize edersin merdiveni tam şey yaptığımızda. Şimdi burada da ilk girişimiz nerede bizim? Şu kodda. Şurada. Ama bu arada rampayı yedi ya. Nasıl yapalım bunu? Şöyle yapalım. Şuraya kadar gelsin. Bu dediğim gibi kütle modeli. Senin bu gösterdiğim şeye benzer tarzda yeniden model yapman gerekecek. Bilgin olsun. Bak mesela cephede şöyle hareket yapabilirsin. Bu çok güzel durur. Şöyle dilimlenmiş gibi. Plandan bakalım ona. Bir dakika. Plandan bakalım ona bir saniye. Nerede demiştin? Şuralarda mı? Tamam şu şeyden at. Yeşil dokudan at. Ağaç koy. Daha, tabii tabii daha iyi olur. Daha iyi olur. Hatta B noktasına da bir ağaçlandırma yaparsan güzel olur. Tamam mı? Bunu dedik. Şimdi burayı da yükselttik. Sonra nerede yükselecek? Şuradan kesilecek bura. Nereden kesilecek? Şuradan kesilecek. Burada şuraya kadar yükselecek. Değil mi? Şimdi buraya geldikten sonra buranın kat yüksekliği ne kadar? Yine aynı mı şurayla? Tamam anladım. Hizalarını ayarlıyorum. Burada yine aynı şekilde. Şunlarla aynı hizaya da yaptım. Tamam. Kütlemiz yaklaşık böyle çıkacak. Şuralarda da kapatacağım.
Şöyle. Tabii bunun yüksekliği de biraz yüksek olacak. Ha, anladım. Şuraya kadar. Şöyle yapacağız o zaman. Mesela şu arayı şeyle kapat. Cephe fikri. Üst örtüyle. Üç boyutta. Yani şunu demek istiyorum. Cam da olabilir. Ahşap bir şeylerle de çalıştırabilirsin. Şu hatta cam yaparsan buraya mesela yeşil bitki falan koyabilirsin. Cephede güzel durur. Böyle bir şey olabilir mesela. Tamam. Kütle şeklimiz bu şekilde. Gelelim arkada yurttan biraz konuşalım. Yurda hiç bakamadın sanırım. Nereden iniyoruz otoparka? Ona bir bakalım. Şuradan giriyoruz. Şu ara mesafe ne kadar? 3,52. Şu kolonu kaldırman lazım. Ya bu kolonu kaldır. Yani geçer de manevra yapacağını düşünmen lazım. O yüzden çok sağlıklı olmaz. Otopark çözümü de hatalı bu arada. Niye dersen? Efendim? Niye biliyor musun? Araba kullanıyorsan bilirsin aslında. Şimdi arabayla buradan girdiğin zaman, tamam mı? Şu arabanın çıkışı sıkıntı. Yani manevra yaparak çıkacağı için falan. Bunu nasıl yapman lazım biliyor musun? Aynı üretim bandı mantığı gibi. Bir yerden giriyorsun, arabayla mesela biraz dolandıracaksın. Şu orta tarafta çekirdek olmaz. Buradan indiğin zaman araçla kaza olur yani. Ya asansörün etrafına ya da bir yürüme bandı yapacaksın. Orayı da kapatacaksın camla. Çünkü niye? İkinci bir hata daha söyleyeyim. Buranın içerisi egzoz kokar. Her kapı açıldığında arabalar motor çalışıyor. Giren çıkan arabanın dumanı asansöre dolar. Bütün katlarda asansörde egzoz kokusu olur. Ya şunu şöyle bir şeyin içerisine alman lazım. Fikir. Şöyle. Birkaç adım yürüyebilecekleri bir alan olması yeterli. Otoparklar ya şunlar olabilir. Aradaki mesafe 8 metre olacak. 6-8 gibi düşünebilirsin. 6-8 akslarına uygun olacak şekilde yap. Şura hatalı. Diğer tarafta da bir de şu alan mesafe kurtarıyor mu acaba? Ona da bir bak da. 4 metre. Yani araba 5 metre. Tabii. Yani girer de çıkmada zor, sıkıntı yaşayabilir. Yani ucucuna çıkarsa da şu araç rampasının girişini falan mesela ne yap biliyor musun sen? Şuradaki rampaları mümkün olduğunca şu noktaya ve şu noktaya getirmeye çalış. Yani araba tamam şu rampa ne için? Bir alt kata inecek. Öyle bir rampayı da nereden verebilirsin? Köşelerden ver, ortadan verme. Köşeden ver, aynen. Yani. Tabii. Şimdi sıfır noktamız burası ya. Buradan buraya ineceğin için burada şöyle bir eğim yapacaksın. Aynı şekilde eğimi aşağıdan yukarıya doğru bu sefer tam tersi okla ifade edeceksin. Şöyle. Tamam. Şimdi sıfırdan şeye çıkacaksın sen. Yok. Sıfırdan 6'ya çıktın. Sen o öyle düşünmeyeceksin. Hayır. Bak, şöyle düşün. Şimdi şuradan 6'ya çıkıyorsun ama sen burada şeydesin. Senin sıfır kotun neresi?
Şura. Doğru mu? Sen buradan inmeyi hesap edeceksin. Buradan eksi kaça gidiyorsan. Yani rampa şöyle gidecek. 6 ile bir işin yok yani 6 kotuyla. Yok yok. Gerek yok. Ona gerek yok. Şunu bir işaretleyeyim. Bir dakika. Tamam. Ya buraya kadar yaptın. Güzel. Şu detaylar güzel. Bunların boşluklarını falan açarsın. Şu arka taraftaki yurda da bir kütle olarak gir. Kütle olarak yap. Cepheye çok detaylandırma da. Pencere boşluklarını belki yetişirse pazara belki olabilir. Belki diyorum. Tamam. Bugün işte bu hafta pazara kadar modeli biraz işleyebilirsin. Onu demek istiyorum. Evet. Otopark çözümünü biraz geliştirmen lazım. Otopark çözümü incele biraz. Yurdu da yapman lazım. Yurda bakalım. Şimdi yurdu konuştuğumuz gibi şu giriş kısmında müdüriyeti çözüyorsun. Bugün sen bir çözüm yap buraya. Ben sana ona göre şey yapayım. Olumlu olumsuz şey söyleyeyim. Mesela burada ne yapacaksın? Girdim. Şu giriş kısmında bir banka olması önemli. Ondan sonra şuradan mesela iki parçaya bölersin. Nere gibi? Mesela atıyorum. Şöyle düşün. Şöyle bir ağırlık merkeze aldığımız zaman şu kısımda şu yönde yani şöyle göstereyim. F8'i kapatayım. Şu aksta ve şu aksta bir çekirdek çözebilirsin. Çekirdeği burada yani bu konumda orta noktada olacak. Çekirdekten katlara gittiği zaman da şöyle yapıp odaları çözeceksin. Mesela offset yapalım. 5 metre, 5 metre. Bir tane de odaların içine duş koyacaksan 6 metre 6 metre gibi yap. Genel banyoya çözme. Bir ortada kat ofisi yapman lazım. Kat ofisinde de mantık şudur. Gerçi ona da gerek yok. Otellerde olur da. Yani hani böyle temizlik odası gibi işte çarşafın, temizlik malzemelerinin, halıların falan olduğu bir oda gibi. Normal otellerde konur da. Burayı da hani öyle bir çamaşır odası gibi bir şey yapabilirsin. Onu giriş katta da çözebilirsin bu arada. Ortak mekanları giriş katta çöz. Ben şu an üst katı gösteriyorum sana. Böyle odaları dağıt. Karşıya da aynı şekilde yerleştir. Otel mantığında iki taraflı karşılıklı oda yapacaksın. Tamam. Mantığı bu. Yani aynı burada olduğu gibi. Şöyle odaları yan yana dizeceksin cephelere. Orta bir kısımdan da çekirdek vereceksin. Onun dışında başka ne olabilir? Bir sosyal aktivite alanı burada çözebilirsin giriş katta. Çok amaçlı oda gibi, ne bileyim işte şey gibi, bir film odası gibi veya işte bir çamaşır odası gibi, oyun odası gibi. Yani böyle bir PlayStation oynanabilen, masa tenisi konulabilen böyle bir alan. Bir kantin çözebilirsin giriş katta. Bunları not al bak unutma. Tabii ayrı ayrı çözeceksin. Ya şimdi yurt mahrem bir alan. Yani kızlarla erkeklere aynı şekilde birbirlerine geçebilecekleri mekanlar falan üst katlarda falan birleştirme sakın. Hep şu duvar şurada olacak. Bu burada olacak. Bu buradaki mekanları kullandırmak istiyorsan da şöyle iki parçaya bölerek dağıt üst katlarda. Ha, yurttan mı alışveriş merkezine geçsinler diyorsun? Yok. Yani bence onu bir çalışmak lazım. Olur olmaz bir şey demiyorum ama bence olmaz gibi duruyor. Ya zaten ayrı ayrı çözmen lazım burada ya. Bence hepsini iç içe alman çok doğru bir çözüm değil bana sorarsan. Bir kritik de alırsın yarın hocandan da. Bu söylediğim yurt konusu yetişmezse bile yurtla ilgili fikirlerini de söyle.
zemin katlarını komple ortak mekanlarda kullandığını söyle, kullanacağını söyle. Onun dışında şeyi de üst katlarda da otel mantığında o duvara böleceğini söyle. Muhtemelen şey yapacaktır yani kabul edecektir diye düşünüyorum. Çözümü kötü değil şu an. Şu taraflar bence olmuş gibi. Yapabilirsin. Yani. Olabilir. Yapılabilir. Yani mesela burada en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Şu galeri boşluğun çok geniş. Yani burada hiç oturma alanların yok. İşte orası birinci kat olduğu için ben birinci katta aslında burası meydan gibi oluyor. Yani ha şu aşağılardan yürünebilir diyorsun. Aşağıda yürüyorum ama birinci katında tabii daralım var. Evet. Ya o zaman şey yapacaksın. En üst katta da yani nasıl yapabilirsin ki onu aşağıda? Ya şu aksa biraz yakınlaştırman gerekli bence. Yani asansör şu kolon asansöre sıfır olsun. Şurada aynı sıfır olsun. En üst katta da şu kenarlara ikili ikili masalar yerleştir. İki kişinin oturabileceği. Galeriyi izlesinler. Tamam. Oraya da masaları yerleştir. Onlara da işte Şeyden şey gibi böyle ya. aynı mı olacak acaba? Mesela bunun bir üst katında bir tane böyle gene dükkandan da eş olsun. Tabii. Tamam o zaman Ortadan değil, köşelerden giriş vereceksin o dükkanlarda. Ön tarafını banko gibi çözeceksin. Yani McDonald's, Burger, Popeyes falan o tarz markalar gelecek yani zaten. Onlar için de bir metrekarelerini araştır. Kaç metrekarelik alan yeterli? Onlar önemli yani. Bir de bunların hepsi 25 metrekare mi? Yoksa Aynen sen... 25 metre. Yani O... tam 25 değil de 9 metre mi? Kaç? Yani. 25 metrekare küçük geldi de bana. Yani 5'e 5, 9 civarında 6... bir şey. 6'ya 4, 4, 10. 20. Evet doğru. Doğru. Tamam yok güzel. Yani biraz şunlar Ama küçük şey kalmış biraz da. büyük. Belki burada acaba senin şuradaki yaptığı merdiven üstünü kapatma mantığında buralardan büyüsen biraz dükkanlarda. Şimdi hocam benim anlamadığım şey şu. Şimdi biz normal üst katı Tamam. sağ tarafta var üst katı. Bir de bunun altı boş kalıyor genelde. Yani şu B noktası var ya hocam. B Evet. noktasının altı üst katı boş. Üst katı boş. Yani ben bütün altı katta üst katı düşünmüyorum. Orada Bu bak yüzden. modelden göstereyim sana. Senin şu aşağı kısım şura iki ihtimal var. Ya çarşıda değerlendireceksin. Onu -4,20 planını çizerken göreceğiz. Ya da sen orayı otoparka katacaksın. İkisinden birisi olacak. Ya da toprak olamaz mı Ya da hocam? toprak yapacaksın. Ama otoparka kat bence. Ya da çarşıya kat. Mesela hocam şu burada bir taraftan baktığımızda lokanta. Bir dakika. Yani şimdi bir taraftan baktığımızda şurası aramakta çok sıkıntı olan bir şeyler var bana. Nereye için diyorsun? Burada şu otopark için mi diyorsun? Buradan çıkmıyorsun, iniyorsun. Sıfırın bura senin. Buradan aşağıya gideceğim. Ha evet 1,60. Şura. Tamam. Oraysa buradan aşağı ineceksin 3 metre. Nasıl yapacaksın? Ama 3 metre yukarı Şey. çıkıyorum. Şuradan 3 metre yukarı çıkıyorum.
Bir dakika. Şimdi şu mesafe ne kadar? 2, 13. Niye öyle oldu? Sıfırdan çıkıyor dedik. Anladım dediğini de. Tamam. Onu şöyle yapacağız. Sıfırı bir çizmemiz lazım. Şimdi bizim sıfır kotumuz burasıysa şuradan ne kadar yükselmiş oluyoruz totalde? 10 metre. Doğru. Şurada totalde ne kadar yükseliyor? 14 metre. Doğru. Şurada 9.48. Bura biraz daha yükselecek. 10 metre olacak yani işte 0.12 de önemli değil o. 50 santim kadar problem değil. Bura doğru. Şimdi bizim otoparkımız da nereden gidecek o zaman? Ha, sen o zaman şeyi çıkıyorsun. Otopark yukarıda kalıyor. Ya yani şuradan bağladığın zaman evet yükseliyorsun. Yok, şöyle yap. Çözümü söyleyeyim sana. İçeride bir tane şey yapıyorsun. Otoparkta geldiğimizde. İçeriye şu alanda bir araç asansörü çözüyorsun. Otoparkın içerisinde bir jeneratör odası yapıyorsun. Bak, şimdi şuradan çıktık ya, içeriye girdik diyelim. Tamam mı? Sen şurayı şöyle kapatıyorsun önce. Asansörlerin olduğu yerden şurayı şöyle bir kapat. Şöyle kapat burayı. Aynı şekilde şurayı da bir kapat. Şimdi buranın şu kısmında şöylesine buradan çıkış verme. Aynı girdiği yerden çıksın. İki araçlık yer yap buraya. Tamam. Aynı girdiği yerden çıksın. İki araçlık yer kurtarıyor mu? Bir ona da bakalım. Kurtarıyorsa sıkıntı yok. Şurayı jeneratör odası yap. Bir kısmını. Elektrik pano ve jeneratör, teknik hacimler falan. Jeneratör mutlaka yaz. Ondan sonra bir de hidrolik odası yap. Birini hidrolik, birini jeneratör odası. Tamam mı? Bunu niye yaptığımızı söyleyeceğim. Onları şuraya da alabilirsin, hidrolik odasını bak. Şurası hidrolik odası. Şurası jeneratör. Ondan sonra şu kısmı da araç asansörü gibi yapıyorsun. Veya tam tersi jeneratör hidrolik. Tamam. Yok girmeyeceksin zaten. Şu araca kadar sen şurayı da kapatacaksın. Rampadan çıktım. Araç asansörüne giriyorum. Araç asansörü beni aşağıya indiriyor. Şu rampa da kalkıyor buradan. Hayır. Sen 3 kotuna çıkacaksın ya. 6 kotuna değil. Şu mesafe ne kadar? 3 değil mi? 3. 3'e çıkacaksın. 3'e çıkacaksın. 6'ya kadar çıkmayacaksın. Yok. 3'e çıkacaksın. Eksi 3'e ineceksin. Bir dakika. 3 kat. Bak sen 3'e çıkıyorsun ya, şu kota çıkıyorsun. Zaten üst kattasın. Onun altına ineceksin. Rampayla değil, asansörle ineceksin artık. Yani şu alanda şurayı kapatacağım rampa olacağı için burada toprak olacak. Ya yani burası aslında nasıl söyleyeyim sana? Şöyle yükselecek gibi. Yani dur. Tabii aynen. Aynen öyle. Şimdi çizemedim de. Mantık o yani. Doğru.
Bu şekilde olacak. Tamam. Bunu da halletmiş olduk. Ben sana birkaç ödev vereyim. Sonra dersi bitirelim. Birincisi arazi modeli. Pazara kadar kesinlikle arazi modelini temin etmiş ol veya kendin çiz. İki, kütle modeli istiyorum pazar gününe kadar. Bunu geliştir. Kendi projenle uyumlu olacak şekilde düzenlemelerini yap. Yurdu da aynı şekilde modelle. Yarına kadar yurdu yapabilir misin bilmiyorum dediğim şekilde en azından tek çizgi olarak odaların taksimatını falan yap. Yarın yurdu konuşalım ağırlıklı olarak. Tamam mı? Ondan sonra proje çözümlerin genel olarak bence güzel. Kötü değil. Proje çözümlerinde söylediğimiz eksiklikler vardı ya. İşte not almış olduğun, ne bileyim, basamakların numaraları olabilir, çıkış yönleri olabilir, kodlar olabilir, kafenin mutfağı olabilir. Bunları detaylandır biraz. Ondan sonra bir en boy ölçü verebilirsin. Birer tane ver ama. Kısa kenara, uzun kenara birer ölçü ver. Onları da görsünler yani açıklık olarak. Metrekare de olur gerçi. Doğru söylüyorsun. Şu B noktası ifadesini kaldır. Eksi 4-20 planını çiz. Bundan not al. Eksi 4-20 planını. Bir de peyzajı mutlaka düzenleyelim. Peyzaj çok iyi durmuyor. Tamam, peyzaja beraber de bakarız ama sen bir çalışma yap öncesinde. Kenarlara vesaire falan bir çalışma yaparız. Bir de pazar gününe kadar senden bir kesit şimdi bu projede kesiti şöyle birkaç kesit alman lazım aslında. Bu projeyi tek kesitle anlatamazsın. Yani yapacağın şey birkaç kesit almak. Ben sana kesit geçireceğin noktaları söyleyeyim. Bir tane şuradan geçireceksin. Şu yöne bakarak. Dükkanlara bakacak şekilde. Tamam. Merdiveni kesiyorum. Oraya bakıyorum. Bir tane şuradaki merdivenden kesip karşıya bak. Bir kesit. Şöyle kesip. Boylu boyunca gitsin. Otoparkı falan komple gör. Şuraya kadar. Yani sonuna kadar götür bu kesiti. Yurda kadar. Buradan bir kes. Merdivenden bir kes. Ondan sonra onu sonuna kadar alsan mantıklı bir görünüm çıkmıyor. Şuradan çapraz gidiyor ya. Onu oraya kadar kes. Küçük kesit, büyük kesit. Bir de bir en kesit alabilirsin de nereden geçirebilirsin diye düşünüyorum. Onu da şuradan geçir ya. Merdivene gelecek şekilde. Şuradan kesip karşıya bak. 3 kesit alman lazım. Yeterli 3 kesitti. Ya kesiti kırarak da alabilirsin. Nasıl mı? Şöyle. Şuradan bir kesersin. Örnek veriyorum. Şuradan şöyle düz gidersin. Buradan da şöyle yapıp kırıklı kesit alma yani. Tamam. Bir uzun kesite al. Uzun kesite bakalım. Sonra kısa kesitleri de konuşuruz. Tamam. Rica ederim. Ben sana şu bugünkü yaptığımız çalışmaları da atayım. Yok, sıfırdan da çizebilirsin. Daha da iyi olur hatta. Bence sen programını geliştirmek için daha ya buna bak. Takılırsan buradan merdiveni falan alırsın zaten. Çizdik. Şunu kapatalım. Bunu sana WhatsApp'tan atıyorum. AutoCAD'i kesit yeri belli zaten. Çok fazla bir şey yapmadık da. Yine atayım istiyorsan. Yani yaptığımız bir şey var mı? Bir daha bakayım da. Kesit yeri belli. Kesitin nereden geçeceğini anladıysan sorun yok. Tamam. Araç sensörüyle çözeceksin.
Ama bunu vereyim ya sana. Üstüne bir şeyler çizmişiz. Hı. Şunu da kapatalım. Rica ederim. Ben şeyi kapatıyorum. Haberleşiriz tekrardan yarın. Tamam, yarın mı yaparız diye bir sonraki dersi. Tamam. Duruma göre haberleşelim. Peki.